Hoş geldiniz. Ana gündem Türkiye yanıyor. E, yurdun dört bir yanında çıkan e, yangınlar dolayısıyla cana, mala büyük zarar var. Aynı zamanda elbette ekosistem, ülkenin akciğerleri harap oluyor ve yerine konulmayacak. Milli hazine kaybediliyor. Çok önemli değerler yetip gidiyor. Böyle bir dönemde <laughs> zor konuşmak. Çünkü analiz yaparken, konuşurken ve e, gelişmeleri değerlendirirken sıcak ortada bir kriz varsa, sıcak ortada bir afet varsa, sıcak ortada bir felaket varsa e, susmak gerekiyor. Yani bu felaketler olmadan, bu krizler olmadan, bu sorunlar yaşanmadan bir takım konular konuşulmalı, bir takım politikalar geliştirilmeli ve yaklaşan e, olası riskler değerlendirilerek e, sistem inşa edilmeli. Haliyle ormanlar yanarken insanlar hayvanlarını kaybetmişler, küçük baş büyük baş hayvan hayvanlarını kaybetmişler. İnsanların köyleri yanmış. Adam diyor yani binlerce zeytinim yandı, zeytinlik gitmiş. Yerine nasıl koyacağımı bilmiyorum diyor. Devlet mi karşılayacak, millet mi karşılayacak? Şimdi siz bu kişinin karşısına geçip de okulumuz yandı diyor. Ne bileyim e, tavuklarım gitti diyor. Ben bununla geçiniyordum diyor. E, bu kişinin karşısına geçip de küresel ısınma, işte efendim iklim değişikliği, e, işte efendim e, kötü yönetim falan dediğinizde. Aslında diyemiyorsunuz çünkü felaket varsa, kriz varsa, afet varsa öncelikle o yaranın sarılması ve o sorunun giderilmesi gerekiyor. Yani bir yerde deprem olmuşsa, işte bu deprem şundan olmuştu da, bundan olmuştu da, ah işte efendim şöyle, bu onların konuşulmasını zamanı değil. Orada enkazın kaldırılması, enkazın altında kalan varsa onların kurtarılması ve orada mağdur durumda olan insanlara gıda, ihaşe, barınak falan temin edilmesi gereken bir zaman. Yaraları sararsınız, enkazı kaldırırsınız, hasar tespiti yaparsınız, ondan sonra da e, yapılaşmayla ilgili deprem bölgesidir değildir. Bununla ilgili alınması gereken tedbirlerdir. Devletin nerede eksikleri olmuştur? Vatandaşın nerede eksikleri olmuştur? Belediyenin nerede sıkıntıları olmuştur falan bunlara bakarsınız. Selde de böyle. Şimdi bu orman yangınında da böyle. Yani öncelikle ve öncelikle yangının söndürülmesi, kontrol altına alınması için e, ne yapılması gerekiyorsa yapılması. Komşu ülkelerden mi yardım istersiniz? Komşu belediyelerden mi yardım istersiniz? İnsanların imkanı neyse arabasına atlar, oraya koşar mı? İşte açta açıkta kalan insanlar için barınak insanlar evlerini mi açarlar veya kullanılmayan yurtlar, oteller mi açılır? Pansiyonlar mı açılır? İnsanlar işte biraz yanlarında para götürerek veya iyaşa götürerek veya su götürerek neyse ne elinden ne geliyorsa onların yaralarını sarma veya ihtiyaçlarını giderme falan derdine düşer. Belki bölgenin tahliyesi gerekiyordur. O yönde yardım olur falan. Dönem böyle bir dönem. Fakat bu dönemde herkes oturuyor klavyenin başında hakem kesiyor en sevmediğim şey. Yani <laughs> o bölgede oturan da o bölgenin yüzlerce kilometre ötesinde oturan da veya binlerce kilometre ötesinde de oturan da veya farklı ülkelerde oturanlar da önlerine düşen görüntülerle veya yorumlarla ilgili hakem kesiyorlar ve o kestiklere ahkam yetmiyormuş gibi yanlış çarpıtılmış veya doğru olmayan bir takım bilgi ve belgeleri veya videoları işte görüntüleri dolaşıma sokuyorlar. Böyle bir şeyden geçiyoruz. Böylesi günlerden geçiyoruz. Her zaman söylerim. Ben haber kanalı yönetirken de aynı şeyi yaptım. Bir yerde bir afet olduğunda, bir yerde bir kriz çıktığında, bir yerde bir felaket söz konusu olduğunda arkadaşlar derler ki işte yayın masası ya işte şu uzmanı bağlayalım bu uzmanı dedim ki hep onlar aynı şeyi söylemişimdir. Şu anda krizi zamanında sıcak haber, anlık takip, ihtiyaçlar falan neyse bunları götürelim. Olayın analizin günü değil bu. Analizini biz e, ortalık sakinleştikten sonra sular çekildikten sonra yaparız. Yani medya yönetirken de hep tavrım bu oldu. Şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Genel geçer tavrım da budur. En etkileyici fotoğraflardan biri bu fotoğraftı. İşte bir kuzuyu <laughs> bölgeden uzaklaştırmaya çalışan bir çocuk. Evet, bölgede tespit edilmiş görüntülerden biri buydu. Öyle başa böyle tarak dedik ve konuyu konuşmaya çalışacağız. Ee, ne kadar ağaç dikerseniz dikin, e, yanan ormanın yerine. E, yenisini koyamazsınız. Bu fidan dikimiyle olmaz. Lafla olmaz. Politika geliştirmekle falan olmaz. Çünkü bir orman yandığında o ekosistem içindekilerle beraber kül oluyor. Ya şimdi ormana gittiyseniz yani zeminde toprak yoktur. Zeminde o yaprakların, dalların falan birikmesiyle uzun yıllar, on yıllar, yüz yıllar içinde oluşmuş e, ap ayrı bir çevresi vardır oranın. Ayrı bir dokusu vardır. Orada ne bileyim böcekler, sürüngenler, farklı hayvanlar, yaşarlar, kuşlar her neyse o, o, orası onların dünyası. Ve siz bunu yakarak veya bunu ortadan kaldırarak oraya 4 tane veya 40 tane veya 400 tane fidan eksenizde aynı ekosistemi, aynı canlılarla beraber, aynı zeminle beraber bir daha oluşturamıyorsunuz. Bunun için asır geçmesi, asırlar geçmesi lazım. Haliyle ağır suçtur, ağır suç olması gerekir ihmali olanlar bırakın görevden alınması, yargılanması icap eder. burada can kayıpları var. Burada hayvan kayıpları var. Hayvanlar binlercesi telef oldu. Mal kayıpları var. işte zeytinliklerden insanların köyleri evleri yandı yani. bu konuda ağır ihmali olanların bırakın görevden alınması veya istifası, yargılanması ve hesap bunlardan hesap sorulması icap eder. Ve elbette bu yaraların da sarılması. Şu oluyor, birkaç gündür takip ediyorum. Türkiye gibi otoriter ve baskıcı yönetimler de devlet üzerine bir şey sıçramasın diye bütün kalkanlarını açıyor. Süratle günah keçileri buluyor. İşte ve gündem değiştirmeye çalışıyor. Bu oluyor. Biraz evvel demin ne ber anlatmaya çalıştığım yaraları sarma veya işte efendim tedbir geliştirme veya biz bu işin altından nasıl kalkarız, nasıl hallederiz? Diye bir kenara bırakıyor. Enteresan bir biçimde ya bu bana zarar vermesin. Yani buradan ben nasıl sıyrılırım? E, bunu nasıl atlatırım? Falan buna kendi bütün trolo orduları, medyası, bütün kurşun askerleriyle falan buna yoğunlaşıyor. İşte uçak yokmuş da helikopter daha iyiymiş. İşte efendim e, bu bir sabotaj sabotajmış. Devlet ne yapsınmış? İşte efendim bir sürü şey. Akla zarar. Birazdan ekrana getireceğim. Sorunu nasıl çözeriz anlayışının buharlaştığı dönemlerdir bunlar. Bütün felaketlerde ve bütün kriz anlarında böyledir. Devletin aciz kaldığı bütün anlarda böyledir. Sorunu nasıl çözeriz anlayışı rafa kalkar ve sorundan nasıl sıyrılırız güdüsü hakim olur. Motivasyonu hakim olur. Ezelden beri değişmeyen kaydedir bu. Bunun dinler tarihiyle falan da alakası yok. Dinler tarihinde de bu böyledir. Toplum tarihinde de böyledir. Sezar'a kadar, ondan önceki döneme kadar, ta ilk insanların çıkışına kadar falan bilebildiğimiz bütün destanlarda ve destansı şeylerde ve anlatılarda, kutsal kitaplarda ve sonrasındaki yaşanan gelişmelerde, tarih kitaplarında, yakın tarih kitaplarında hep aynı şey olmuştur yani. Hep aynı şey olmuştur. Değişmez. Kadim kaide toplumun manipüle edilmesi, gerçeklerin çarpıtılması, düşman icat edilmesi, e, rakiplerin bir biçimde bastırılması ve işte yönetmenin, orkestra şefinin elindeki çubukla bu konuyu veya krizi idare etmeye çalışması veya krizden kendine bir menfaat sağlama çalışması. Hep şunu söylüyorum, inanmaya hazır insanlar olmazsa yapamazsınız bunu. Bunun için inanmaya hazır bir kitle var. Yani Hitler boşuna başarılı olmadı. Yani ona inanmaya hazır bir Alman kitlesi vardı, Alman halkı vardı yani. Ve aynı zamanda kadrolara ihtiyacınız var. Yani Himlere ihtiyacınız var, Göbels'e ihtiyacınız var. Rudolf Hess'e ihtiyacınız var. Hitler'in kadrosu aklıma gelenleri söyledim. Elbette ana sorumlu bu yönetimin sahipleri, iktidar sahipleri, kendisine yetki verilmiş insanlar. Ama fatura tümüyle halka kesilmesine karşın e, halk da günahsız değil. Bütün bunların hepsine bakacağız. E, mühim olan sistemin inşası. E, şunu unutmayın. Birazdan bazı tweetler eşliğinde analizlerimi sürdüreceğim ama şunu unutmayın. Bir ülkede denge ve denetim tesis edilmemişse, Sistem doğru inşa edilmemişse hatta üzerine bir de ekonomik kriz vesaire gibi krizler bastırmış patlamışsa ve bastırmışsa kazalar, afetler başlar. İnsanlar ölür. Mal kayıpları başlar. Telafi edilemeyecek, geri döndürülemeyecek şeylerdir bunlar. Maden faciaları böyledir. Depremler, seller, işte yangınlar böyledir. Bütün bunun temelinde denge ve denetim olmayışı ve sistemin iyi inşa edilmemesi vardır. İş kazaları bundandır. Trafik kazaları bile bundandır. Yerinde denetim yapılsa, tetkikler yapılsa, olası bütün negatif gelişmelere karşı alınması gereken tüm önlemler harfiyen alınsa ve ondan sonra elbette yaşadığım ülkede ve başka ülkelerde de sel felaketi oluyor, deprem oluyor, başka şeyler oluyor. Ama ondan sonra da insanların organize olması, yönetimlerin organize olması ve krizi bertaraf etmeleri falan, bütün bunların hepsi sistemin doğru inşasıyla mümkün. Ama denge ve denetim unutmayın. Bir toplumda bir ülkede kalkmışsa yoksa o ülkede kazalar, afetler gelir ve insanlar ölür, mal ve can kayıpları olur. Sadece insanlar değil, işte hayvanlarda kuzu hayatını kurtarmış görünüyor ama. Binlercesi yitip gitti. Evet. Ne oluyor? Çok tuhaf şeyler oluyor. Mesela işte Doğu Perinçek gibi, Cübbel Ahmet gibi vesaire, Cihat Yaycı gibi kanatlar hemen e, kuşanıyorlar. Ve ortada hiçbir veri olmamasına rağmen hedef gösteriliyor. Bu işin sorumlusu PKK'dır, Manavgat'ı, köyleri falan onlar yaktı. HDP'yi kapatın. Bir başkası Aziz Üstel. Yangınları Yunanistan'ın talimatıyla PKK yakıyor. Bunu MIT çok gizli damgalı raporuyla Cumhurbaşkanı'na bildiriyor falan. Çok gizliyse sana nasıl ulaştı bu? Ee, ve eğer bu doğruysa bu savaş sebebi falan falan. Gerçi yani iler tutar yanı yok. Tuhaf tuhaf şeyler. Teyit edilmemiş şeyler. Bir başkası işte Cihat Yaycı. Devlet Yunan PKK terörüyle karşı karşıya demiş. Evet, Yeni Şafak'ın kanalına. Evet. Böyle şeyler de sormak gerekiyor. Depremde de mi Yunan PKK terörü oluyor? Selde de mi işte geçenlerde Rize'yi buldu? Yunan PKK terörü vardı. Unutuyoruz çabuk. Geçen ay müsilaj sorunu vardı Marmara'da. İstanbul Boğazı'nda falan. O da mı PKK HDP işiydi? Ama işte yangın, sabotaj, ilişkilendirme kolaydır. Yürüyelim buradan. Ortada veri de yok ve bunu İçişleri Bakanı söylüyor. işte. Melik Gökçek, Serdar Kılıç diye bir büyükelçi bozuntusu. işte bir eski görüntüyü paylaşarak işte drone ile alçaklar yangın çıkartıyorlar falan filan. Eski bir görüntü. Ve bu bir yangın söndürme tekniği olarak kullanılan bir teknikmiş. O da TV boşdurur mu? Orman yakmak için keşif yapan iki PKKlı yakalandı. Manisa valiliği açıklama yapılıyor, yapıyor diyor ki o iki şahıs terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışması sonucunda yakalanmıştır. Orman yangınlarının şüphelileri değillerdir. Evet, başka konuyla ilgili şüpheliler diyor. Demirören ajansı haberi geçiyor. Orman yakmak için 3 ilde keşif yapan 2 PKK'lı Turgutlu'da yakalandı. Manisa valiliği yayınlayınca da haberi kaldırıyor. Ama o arada bu haber yayılıyor. Birileri linç ediliyor. Birileri yani şimdi böyle bir haberi siz yaydığınızda diyelim ki 2 PKK'lı sabotajdan dolayı yakalanmış olsun. Diyelim ki. Fakat o anda bütün Kürtler ve HDP'liler hedef oluyor. Böyle bir toplumsal psikoloji var yani. CHP'li Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşmüş. Kendisinde böyle bir istihbarat yokmuş, sabotaj istihbaratı. Yangınlar aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etmiş. Ama gelin görün, Evrensel'den okuyorum. Marmaris'te bölgede görevli polislere rağmen HDP binasına saldırı yapılmış. Saldırgan gözaltına alınırken HDP'liler şikayetçi olmuş. Bu da bir... NASA haritası, bunun gibi çok harita var. Kopernikus e, var mesela Avrupa Komisyonu'nun şeysi. Yani yazdığınız zaman e, gelir e, anlık olarak son 24 saatteki yangın aktivitelerini bütün dünyada küresel olarak ülke bazlı olarak da falan görebiliyorsunuz. Burada e, görüldüğü gibi özellikle Akdeniz Havzası'nda ciddi yangınlar var. E, Ukrayna'da e, Romanya güneyinde Arnavutluk'ta Aynı şekilde İtalya'da, İtalya'da çok noktada, Sicilya'nın Sicilya neredeyse tamamı yanıyor. Bu işte görüyorsunuz Akdeniz Havzası'nda da aynı şekilde Türkiye'de. Yani işte Basra körfezi civarında bakın. Yani her yer yanıyor, ciddi bir sıcaklık var, ciddi bir kuraklık var ve yangınlar tetiklenmiş durumda. Fakat sizinkileri teröristler yakıyor, öbürlerininki doğal nedenlerle çıkıyor. Böyle de bir tarafı var. Bakanlar üst üste açıklamalar yapıyorlar. İşte efendim otellere yer açılacakmış. da Hadi canım öyle şey olur mu? Anayasanın bilmem kaçıncı maddesi orman yangınlarıyla açılan yerlere ve orman yangınlarından sonra o bölgeye ağaç dikilir. Başka bir şey yapılmaz falan. Anayasanın öyle bir maddesi var ama anayasa rafta olduğu için e, olan şey budur. İşte bu bölge aynen bir otel yapılacak kadar yanmış. Al al altı, görüyorsunuz. Bodrum Titanic Otel yapılmış. Bu Titanic Otel çok meşhur. Ee, bu yangınların simge otelinden, bi otellerinden biri oldu. Şimdi baktığınızda bölgeye yeni çekilmiş fotoğraflardan biri bu. Otel ee, kurmak için şuralar yakılmıştı ve o zaman da demişlerdi ki ee, buralara otel yapılmayacak. Hayır yalan bu. Ee, ağaç dikilecek. Görüldüğü gibi hemen üstündeki bölgede yanmış. Oteller oraya doğru geni gelişecek, genişleyecek manasına geliyor bu. Bahadır Özgür paylaşmış. Bodrum Pin Yarımadası'ndaki Halepçamı Ormanı 2007'de yandı. Çivi çakılmayacak dendi. Sonrasında 2012, 16, 18'de mevcut oteller yapıldı diyor. Evet. Biraz evvel gösterdiğim bölge burası. Aynı yerden bahsediyorum. Bakın, burası. Haritada da burası. Yanmış ve özenle oteller oralara kondurulmuş. Şimdi mesela bu titanyumun arka tarafları da yanmış, yan tarafları da yanmış. Otele bir şey olmamış. Oraya doğru bir genişleme durumları olacak. Net yani. Bu Cumhurbaşkanlığı uçağı değil. Cumhurbaşkanlığı uçağının aynısı Boeing 747 bir süper tanker uçak. Dünyada belli ülkelerde var ve yangın söndürmede bu uçak kullanılıyor. Görüldüğü gibi. Çok etkileyici bir görüntü ama bu uçaktan bir tane olsaydı yangının olası etkileri azaltılabilirdi. Orası kesin çünkü söndürme uçağınız yok. Ama siz işte zamanında yayınladığınız broşürlerde, Sabiha Gökçen broşürü bu, Avrupa'nın en büyük havadan yangın söndürme filosuna sahibiz, yalanını üfürmüşsünüz. Evet. Avrupa'nın en büyük yangın söndürme filosuna sahibiz. Yalanlar, yalanlar. Bakan açıklıyor. Türk Hava Kurumu'yla problemimiz yok. Uçaklarında problem var. Envanterimizde. Türk Hava Kurumu'ndan kime ne? Yani bir günah geçisi bulmuşlar. Üzerinde tepiniyorlar. Geçeceksiniz onu. Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok diyor. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nın envanterimizde ambulans yok demesi gibi bir şey. Orman Bakanlığı'sınız. Türkiye'nin dört bir tarafı orman ve korunmaya muhtaç. Zaten yanmış epey, zaten kuraklaşmış, zaten tep tepeler çıplaklaşmış. Ee, sıcak bir ülkesiniz, hele yazın büyük risk var. Çam ormanı bunlar. Adeta çıra gibi yanıyorlar, o kozolaklar böyle yerinden fişek gibi fırlıyor ve başka ağaçları yakabiliyor, sıçradığı yerleri yakabiliyor. Her neyse, diyorsunuz ki envanterimizde uçak yok. Dediğim gibi yani, Sağlık Bakanının envanterimizde ambulans yok demesiyle aynı kelime yani. O arada bakıyorsunuz eski tarihli bir haber. Eski dediysem 3 sene önceki 24 Temmuz 2018 Anadolu Ajansı haberi. Yangın söndürme uçakları Yunanistan'a yardım için bekliyor. Varmış da Yunanistan'a yardım edecekmiş. Gene bir başka haber. 2000, Ekim 2020 tarihli. THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıkmış. Aralarında işte yangın söndürme uçakları da var falan. THK tam bir rezalet bir durum yani. O ayrı bir konu. İşte kayyımı da düğüne değil nikaha gittik diyor. İşte bir düğünde yakalanmış falan filan. Bu düğün meseleleri de işte 15 Temmuz'da da var, burada da var. TYK 2019'dan beri kayyımla idare ediliyor. Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçakları oradaymış da işte yangın çıktığında oradan. Türk Hava Kurumu özellikle son yıllarda iyice iş işlevsizleştirildi. Ve iyice işte kayyıma falan filan rağmen rehabilite edilmedi, geliştirilmedi şu bu falan da. Yani şimdi... Bir günah keçisi lazım. Dediğim gibi e, THK'nın üzerinde tepiniliyor. Belki de şimdi yarın öbür gün THK'da reform yapacaklar. Yönetimi görevden alacaklar falan filan. Direkt faturayı oraya kesip yürüyecekler. Yani bu ülkeyi 19 yıldır idare eden iktidarın hiçbir sorumluluğu yok. Soruyorum ben de. O arada THK Üniversitesi varmış. İlk defa duydum. THK Üniversitesi'nin mütevelli heyeti içinde kim var dersiniz? Ortadaki şahıs Sezgin Baran. Korkmazsın. Murat Emir yazmış CHP'li, <laughs> parti meclis üyesi galiba, milletvekili. Ee, Yalçın Karatepe, mühim bir ekonomist. <laughs> o da RTL'e dikkatimi çekti. Anadolu Ajansı'nın Erdoğan'ın sözünün üzerine. Erdoğan diyor ki Anadolu Ajansı'nın geçtiği satırda THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok diyor. Onun üzerine de Murat Emir şunu yazmış CHP'li. Çünkü diyor FETÖ kurban derilerini rahatça toplayabilsin diye bilerek isteyerek Türk Hava Kurumu'nu iflasa sürüklediniz, uçaklarını çürüttünüz. İktidar öyleyse muhalefette böyle. Yani tamam iktidar pis, öcü, şu bu falan filan kötü, işte efendim şu bu falan ama yani muhalefetin kalibresi de bu. Aydın kalitesi de bu yani. Türk, Türkiye muhalefeti, işte Türkiye aydını, Yalçın Karatepe özelinde söylüyorum. Bu yani. Rolükten başka bir şeye yaramıyor yani. Türk Hava Kurumu işte cemaat kurban derileri rahatça toplayabilsin diye Türk Hava Kurumu'na tepki oluşmuş da iktidarda ta o zamandan beri Türk Hava Kurumu'nu işte efendim bitirmeye çalışıyormuş falan. Yahu arkadaş bu ülkede Türkiye'de cemaatin e, kökünü kazımaya 2010-2011'de başladınız 2012 2013te bitirdiniz. Aradan 8 sene geçti. Bu ne cemaatmiş arkadaş ya. Yani her şeyi oraya... Yani hiç aklıma gelmezdi bu yangınlar THK söndürme uçaklarının cemaate bağlanacağı. Vallahi gelmezdi. Sürpriz oldu bunu görünce ama bağlamışlar yani. Güzel yani. Başarmışlar yani. Olayı bağlamayı başarmışlar yani. THK üzerinden cemaat kurban derisi falan filan tamamdır yani. THK ne ya? Türk Hava Kurumu ne yani? Türk Hava Kurumu daha önce neydi ki? Türk Hava Kurumu daha önce neydi ki? Ben Ankara'da uzun yıllar muhabirlik yaptım. Gazetecilik yaptım İstanbul'da, Türkiye'de. Gazetecilik hayatımın 20 yıldan fazlası. Ve normal hayatımda da 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar. Türk Hava Kurumu deyince benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir kurum olarak ne yaptığına, ne ettiğine dair işte bazı eğitim çalışmaları var. İşte pilot yetiştirme falan filan gibi. Ne bileyim böyle küçük uçaklarla bir şeyler yapma bir takım faaliyetler falan arada gösteri uçuşları falan filan. Evet kurban derilerini Türk Hava Kurumu toplardı. Yetki ondaydı. Oradan gelir elde derdi bir süre. E yani o kadar. Cemaatler de toplardı kurban derisi. O da toplardı yani. Kimse kimsenin çok fazla işine müdahale etmezdi. Ara ara böyle sürtüşme çıkardı ama hep mevzu olmuş konulardır yani. Neyse. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığı ile ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı talimat vermeden o ülkede iş olmuyor. Savaş Genç. Akdeniz ülkelerinde ortalama 20-25 yangın söndürme bir tane de devlet başkanı uçağı var. Türkiye'de sarayın 13 bakanların kullandığı uçaklarla en az 20 makam uçağı, 3 adette kiralık yangın söndürme uçağı var. Yorum yapmaya değmeyecek seviyede rezalet. Cumhurbaşkanlığına 13 uçak almak için para var diyor Uğur Dündar. Saraylar yaptırmaya para var. Bakanların Kıbrıs'a 8 ayrı özel uçakla gitmelerine para var. Yeterli sayıda yangın söndürme uçağı almaya para yok. Doğru. O arada 2019'da Bakan Pakdemirli demiş ki biz devletiz, benim teşkilatım TK uçaklarını istemiyor, o uçaklar güvensiz, bu iş çocuk oyuncağı değil. Biraz evvel o bakanın bugünkü laflarını da getirdim. Yani normal bir zamanda ağzına kürekle vurursunuz yani. Ağzına kürekle vurulur bu adamın. Rezil herif. Ama işte muhalefet de almış olayı zaten. Yani Murat Emir Yalçın Karatepe RT'de biraz evvel tweet'te gösterdim ya ya işte bu bu TK hep diyor bu cemaatçilerden falan. Çok da paniklemesin iktidar mensupları, Pakdemirliler falan. Böyle bir muhalefetle kıyamete kadar gitme şansları var yani. Kıyamete kadar yürüme şansları var. Halk da ortada kıyamete kadar gitme şansları var. Çok da paniklemesinler. Yardım hesabı açıldı. Milletimiz cömerttir diyordu dışişleri bakanı. Allah milletin çok cömert olduğu görüldü yani. Sizi orada tutmak için varlarını yoklarını ortaya koydular bu millet ama hala da veriyor, veriyor. Hala da siz yağ bağlamaya devam ediyorsunuz. Evet, milletin çok cömert olduğu konusunda haklısınız. Suat Kınıklıoğlu paylaşmış, devleti kutsal inek olarak görenlerin başı beladan kurtulmaz. Devlet senin benim gibi hata yapan insanlardan müteşekkil, önce insan demiş. Evet. Bunu getirdim ki yani gerçekten sinir bozucu bir şey ve onun üzerine bir şey e, kurarak bitireceğim. Türkiye'de vatandaş, Türkiye'de halk özelde kendi hayatında... E, dikkatlidir, titizdir ama genele geldiğinde, merkezi idareye geldiğinde o titizlik kayboluyor. Yani mesela kendi oğlu, kendi damadı, kendi kızı, kendi eşi filan bile olsa neyse aileden biri bile olsa işleri emanet ettiği birisi çuvalladığında, direksiyona geçirdiği birisi yalpaladığında bir iki bakar, üçüncüde bir dakika der, kenara çeker, işi ehline verir. Ama söz konusu olan merkezi idare ise bu durum çalışmıyor. Tuhaf bir şey yani. Köylerde bile yani köy muhtarının kredisinin bir limiti vardır. Bir yere kadar köy muhtarı o köyü işte değerli toplu idare etmekle sorumlu ama bir noktadan sonra o yalpalamaya başladığında bir dakika muhtar derler. Kenara alırlar. İhtiyar heyeti falan vardır. Neyse bir sonraki seçimlerde o muhtar seçilemez. O muhtarın bile bir kredibilitesi, bir ona bir tahammül şeysi var. Ama enteresan bir şekilde merkezi idare söz konusu olduğunda orada akan sular duruyor. Türkiye'de yaşanan da tam anlamıyla bir akıl tutulması oluyor. O yüzden kimse kısa ve orta vadede ne olur kestiremiyor. Kısa ve orta vadede ne olur kestiremiyor. Basit soruları dahi soramıyoruz. Ben yayın içinde sordum. Yani mevzu bahis olan yangınsa diyelim ki sabotaj. Peki mevzu bahis olan deprem ve sel olduğunda neden o akla gelmiyor? Çünkü deprem ve sel sabote edilemiyor. Onları teröristler yaptı falan denilemiyor. Mevzu bahis e, müsilaj olduğunda deniz salyası. O zaman yani o teröristlerin denize döşeyeceği bir şey olmadığı için hiç akla gelmiyor HDP, PKK. Ama dedim ya basit sorular dahi sorulamaz oldu. Muhakeme yeteneğini yitiren bir toplum her yere savrulabilir. Şekilde de görüldüğü gibi. Muhakeme yeteneğini kaybeden bir toplum her yere savrulabilir. Son birkaç gündür iç yakan haberleri ve görüntüleri tararken, Doğu Perinçek'in, Cübbeli Ahmet'in, Öbürünün, Berikinin, Melik Gökçek'in, Trollerin, Aziz Üstel'in şunu bunun hepsi önümden geçti. Savunmalar şu bu falan da geçti. Gazetelerin ne yazdığını da biliyorum ama şunun kadar enteresanı veya durumu özetlemeye yeteni olduğunu zannetmiyorum. Yalçın Karatepe'nin RTL'di tweet. CHP'li Murat Emir, Erdoğan'ın, THK'nın elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok demesine çünkü diyor FETÖ kurban derilerini rahatça toplayabilsin diye TK'yı iflasa sürüklediniz, uçaklarını çürüttünüz. Evet. Dağılabiliriz. Fail bulundu. Dağılabiliriz. Fail bulundu. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla.